Erzincan'a gittik. Böyle çay bahçesine bizi götürdü. Böyle beni elimi omuzuma koydu. Anne dedi, dün gece bir rüya gördüm. Ben de dedim, hayırdır filan. Hayır hayır anne, korkma, bir şey yok. Ne gördün? Anne dedi, Efendimiz'i gördüm. Nasıl gördüm dedim. Dedi ki, o öyle karşıda oturuyor. Yatağın üzerinde Efendimiz, Peygamber Efendimiz. Böyle tüllerle yatağı süslenmiş. Beni çağırıyor. Kubilay gel, Kubilay gel diye. Dedi, ben de ona doğru gittim, sese doğru. Gittim, böyle tüller açtım. İki tül kaldı ki tam elini tutayım, uyandım. Ben de böyle sırtını sıvazladım. Kubilay dedim, bak. Derler ki, asker ocağı, peygamber ocağı. Sen de polissin aynı dedim. Anam, ben rüyan çok güzel. Efendimizin de kılığına hiçbir kimse giremez, sen de biliyorsun. Onun için rüyan çok güzel. Ve Kubilay şehit olduktan sonra ben rüyası aklıma gelir. Aa, iki tül iki yıl. Bu iki tül iki yıllık Kubilay'ın ömrü varmış. Ve doğru bak. İsmim Vedat Karaman. Şehit Kubilay Karaman'ın babasıyım. Burada hep yaşadım. Atatürk Üniversitesi'nde memurdum. Tıbbi fotoğrafçıydım. Orada çalışıyordum. 26 yıl üzerine emekli oldum. Erzurum'da dünyaya geldi. 1990 doğumlu. İlk ortaokul, liseyi hep burada okudu. Üniversiteyi burada bitirdi. Arkeoloji bölümünde 4 yıllık. Gece okurdu yani. Bana yardım amaçlı gece bölümünü okudu, gündüz çalışıyordu. Bana yardım etmek için. Memuru biliyorsunuz, biraz emekli de oldum ve düşük maaş. O yüzden bana yardım amaçlı gece okudu, gündüz de çalıştı. Şeker fabrikasında çalıştı. Köz var burada, tavuk dönerci. Orada çalıştı. Her yerde çalışıyordu çocuk. Hatta bu atlama kuleleri var. Kayak merkezi. Onun yapımında bile çalışmıştır. Hatta ondan bir anımız vardır. Gece çalışıyor atlama kulelerinde. Sabaha açılış yapılacak. Sabaha karşı geldi eve ama biz o zaman yatıyoruz. Kapı çalındı. Acaba çalındı mı çalınmadı mı, uykudayız ya. Bir iki defa çalındı ama ben pek şey etmedim. Zili çalarlar. Ama çocuk öyle yorulmuş ki tabak falan yıkıyormuş orada. Bulaşık. Öyle yorulmuş ki yani kapıya vuracak, zili çalacak, elini uzatıp da zili çalacak mecali kalmamış. Oraya yığılmış. Yığıldığına biz patırtıya uyandık. Odun kapı. Ne gürültü falan. Açtım kapıya, hemen içeri düştü. O kadar yorulmuş. Aldık annesiyle beraber, kucakladık, yatağına götürdük. Ve fakir bir çocuktu. Sınava girdi de hele daha kazanamamış, yani açıklanmamış. Böyle oturuyoruz onunla. Bana diyor ki gece, genelde gece yarısı otururduk. Gündüz arkadaşlarla ve çalışır zaten çocuğum. Annedir, dua ettir kazanımdır. Şu polisliğim. İlk işim sizi ev almak, sonra sizi Ümre'ye göndereceğim. Ben de yok diyorum Kubilay, boş ver. İşte evimiz var, iyi kötü. Ben seni evlendirmek çok isterim. Tek hayalim o. O da diyor, yok eğer sen izin vermezsen, ben bunları yapmazsam evlenmem. Tamam diyor. Ve dediği de oldu. Ev de aldı. Ümre'ye de gittik geçen yıl. Rabbim nasip etti. Hamdolsun. Yani istediği ve dediklerinin hepsi oldu. Bizi üzen çalışır, bu hayata kavuşur ama bir rahat edemez. 2 yıl. Polisliğinin şeyi 2 yıl ya, çok üzüyor. Yani bir huzura kavuşamıyor, rahat edemiyor. O bizi üzen çok, o daha çok. 4 yıllık üniversiteyi okuyordu. Bir gün de geldi, elektrikler kesik. Kestiler yani elektriğimizi. Ben de pazartesi günü maaş alacağım, cuma günü kestiler. Dedim pazartesi işim, cuma ya kesmezler dedim. Pazartesi hemen yatırırım. Aksine kestiler. Kubilay da gece işten geldi. Saat 9-10 civarlarında geliyordu. Niye elektrikler yok baba? Dedim ki halmette vele vele. Dedi baba okulu bırakayım ben. Senin maaşın yetmiyor. Hem ben, hem okul, hem ev.
elektrikleri de kesmeye başladılar. Dedim oğlum doğrudur. Yani ama ben parasızlıktan değil, maaşımı alıp yatıracaktım. O da olmadı. Hayır dedim, okulu bırakmayacaksın. Sen oku dedi. Okulu bitireceksin. O okul bitecek. Allah razı olsun yani sizden de ondan da sözümü tuttu. Okulu da bitirdi. Onun istediği bir şey vardı. Çok istiyordu. Onu da oldu. Özel hareketçi. Üniversite hayatı boyunca namazlarını hiç kaçırmazdı her zaman. Ben onu bildim bileli yani kendini 5 vakit namazını kılar. Kur'an'ı hem normal Arapça olarak hatim ederdi hem de Türkçe mealinden hatim ederdi. Ve bana her zaman bunu öğütlerdi. Kur'an'ı hatim etmenin bir anlamı yok. Arapçasını okumanın da hiçbir anlamı yok. Onu hayatımıza tatbik edemedikten sonra. Onun için mealini her zaman oku derdi. Bize ne anlatmak istiyor? Verdiği mesaj ne? Şu an evde bir Kur'an-ı Kerim var. Mardin'den getirildi o da. Orada da göreve gitmeden önce son bir hatimi var. Biz tamamladık burada zaten kendi hatmini. Hatminde bir yerde kalmış. O yeri açtığımız zaman biz, ayracını bulduğumuz zaman. Kaldı ayet Bakara suresindeki. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Yani o kadar yor geldi o Kur'an-ı Kerim Mardin'den buraya geldi. O içindeki ayraç santim oynamamış. Olduğu yerde kalmış. Kalemle bir de altını çizmiş hani kaldığını unutmamak için. Gece 2-2.5 civarlarıydı. Telefon çaldı. Kubilay'ın telefonu. Konuşuyor Kubilay. Gerçekten kazandın mı falan filan. Baktım odaya geldi. Baba dedi ben özel harekete müracaat etmiştim. Kazandım dedi. Lan ne zaman sen imtihana girdin dedi. Haber vermedim. Sürpriz olsun dedim. İyi Allah hayırlısı. Kalktık. O da biz de annesi de bu ablası. Şükür namazı kıldık. Sabaha kadar Kubilay çok istiyordu. Yani şehit olmayı da istiyordu. Çanakkale'ye giderdi. O ara tatillerde okulun annesine haber vermeden Çanakkale'ye gitmiş. Daha annesine demiş ki haftalığımı aldım Çanakkale'ye gideceğim. Babama söyleme bu hafta vermeyeceğim para ona. Babama söyleme. Çanakkale'ye şehitleri ziyarete giderdi. Kars Kapı'ya her cuma giderdi orayı ziyaret ederdi. Bir gün arkadaşı tabi askere gidiyor. Kulağım burada meslekte. Askere gidip geldikten sonra sürpriz yaparak evine dönüyor tabii. Teris tarihini söylemiyor ailesine. Köye gidiyor. Köyde bir müstakil evde oturuyor bu dediğim arkadaşı. Gitmeden önce biraz da durumlar iyi değil. Gitmeden önce ev yani bir harabe gibi bir yer. Tabii ailesi de orada yaşıyor. Babalar vefat etmiş. Tek eve bakan bu asker arkadaşı işte. Eve girip bakıyor ki dışı montalanmış, boyanmış. Evin içine giriyor. Evin içi baştan aşağı döşenmiş. Hani işte pimapeninden tutun her şeyine kadar. Sonra tabii ailesine soruyor bu. Ne oldu bu nedir yani falan filan. Oğlum diyor bir tane çocuk geldi diyor. Ha böyle uzun boylu diyor geldi bir tane çocuk. Dedi ki ben sizin oğlunuzun yakın arkadaşlarından biriyim dedi. Ben bu evi yaptıracağım dedi. Bana para gönderdi oğlunuz dedi. Orada bir şey yapmış. Para gönderdi bana ben bu evi yaptıracağım. Ben sorumluyum şu an sizden. Ben bu evi yaptıracağım dedi. Geldi baştan aşağı döşedi. Siz sen gönderdin diye biz de bir şey demedik. Geldi baştan aşağı evi döşedi gitti. Sonra Kubilay abimi gelip buluyor. Tabii o zaman gidip Erzincan'a hatta kendisiyle tanışıyor. Abi diyor sen böyle bir şey yapmışsın hani kim baba oğla yapmıyor bu dönemde hani sen ne şeyde yaptın falan filan. Diyor ben köy bakkalına geldim sizin hani çok geldim buraya kadar anlatayım bari. Köy bakkalına geldim köy bakkalındaki şeyleri kapatmak istedim hani. Eğer durumu olmayan insanların şeyleri varsa onları kapatmak istedim. Oradan birisi benim böyle bir hayırsever biri olduğumu görünce dedi ki böyle bir ailemiz de var işte oğlum. Eğer çok mal varlığın yerindeyse tabi mal varlığı ne kadar yerindeyse polis kendisi o kadar da bir mal varlığı yok ama. Mal varlığın yerindeyse kendini zengin zannetmiş. Bu çocuğun ailesine de bir bak falan. Sedat'tı kendisi de o adamın. Bunun da bir ailesine bak. Ondan sonra bu evi gördükten sonra tabii ailesi de anlatıyor. Ailesi de sohbet edince. Ondan sonra böyle bir işte hani kendince bir yalan uyduruyor diyelim. Oğlunuz para gönderdi falan filan. Öyle evi yaptırıyor. İşte çocuğa da böyle bu şekilde anlatıyor. Abi diyor ben ödeyeyim sana geri. Çalışayım ödeyeyim sana diyor. Ben bunu hayır için yaptım. Seninle hiçbir alakası yok. Git evinde güzel güzel yaşa hani. Hiçbir durum yok. Böyle bir anısı da var. Şehit olmayı istirdi. Çünkü daha çocuklukta böyle yatağın üzerine çıkardı atardı kendini böyle boşluğa bir şehit düşüyor derdi ve dedi oldu. Çok vatanına, devletine, bayrağına çok düşkün bir insandı. Çok severdi. Milliyetçiydi. Namazında, niyazında, oruçlu, şehit olurken de oruçlu olduğunu söylediler. O gün Numan Bey gelmiş. Akşam bunlar hazırlık yapıyorlar. Sabaha Numan Bey gelecek.
en güzel elbiselerini giyiyor. Yani bunların özel hareketçilerin gerilik elbiseleri de varmış. Büyük insanları karşılamak için. Onları giymiş, tıraşın olmuş. Kahvaltıya çağırmışlar. Demiş ben oruçluyum. Bugün oruçluyum demiş. Görevine gitmiş işte. Oruçluyken şehit düştü. Yani o gün tabii olmadı. 13 gün sonra şehit düştü de yoğun bakımdaydı. Mesela çadırda babam orada birkaç tane de genç çocuk gitmiş. Babam ağlıyormuş, benim çocuklar bunun yanına gitmiş. Gençler, dede demiş, bu senin şehit, senin neyin Kubilay? Babam da demiş torunum. Gençler de babama demiş ki, dede o senin torunundu, bizim de babamızdı. Benim okumamızı o bizim karşılıyor. Çünkü babamız vefat etmiş, bizim üçümüzün de yok. Bizim okuma şeyimizi o yapıyor. Şimdi biz nasıl okuyacağız? Ve biz bunu babam bize anlatır, bizim haberimiz yok. Hiç yani. Yaptığı iyilikler kesinlikle söylemezdi. Mesela eşyalar geldi. Şöyle bir pet şişe ver. Tabii Emre'ye anlatmış. Emre demiş, bozuk paralarım oldum, böyle pet şişede biriktiriyorum. Aya kadar, ay tamam oldum, götürüyorum camilere veriyorum. Pet şişede paralar geldi, bozuk paralar, eşyalarla. Bu ne dedim. Emre de, aa anne babam, abim bana demişti dedi. Bunları camilere verilmiş. Babası sağ olsun götürdü, hepsini camilere dağıttı. Yerine yani yaptığını şeyi biz de yarım bırakmadık. Kur'an'ın da 9. hatimdeydi. Onu tamamladık. Telefon açtılar, rahmetli Tufan Bey. Tufan Kansu, evet, Mardin'in özel hareket müdürü. Adamı tanımıyordum. Allah mekanını cennet etsin, ben razıyım. Rabbim de razı olsun inşallah. Bütün şehitlerimizden tabii ki. Açtı, dedi Vedat Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun dedim ben. Dedi ben Mardin'den arıyorum. Kubilay Karaman'ın müdürüyüm dedi. Buyurun komutanım, ama elim ayağım boşaldı benim. Kekelemeye başladım. Müdür Bey dedi ki korkmanıza gerek yok. Sadece Kubilay bir kaza geçirdi, ufak bir kaza. Ayağı kırıldı, buraya gelmeniz icap ediyor. Emniyet müdürü dedi ki, şimdi arkadaşlar gelecek, polisler, seni alacaklar, Mardin'e götürürler. Tamam dedim müdürüm, aşağı indim, biraz sonra polisler, askerler döküldüler. Oradaki arkadaşlar da anlattığına göre diyorlar, durum vahim. Ben de dedim ki, Kubilay muradına erdi, erecek veyahut. Çünkü en son geldiği zaman izine 17 gün sonra bu haber geldi. İşte gelip gittikten sonra evde oturuyoruz böyle karşılıklı çekyatlarda. Ben her gün Kubilay'ı arardım. Her gün. Çünkü polis, özel hareketçi. Baba dedi, ya dedi benim mesleğimi biliyorsun. Biraz beni kendinden soğutsan iyi olur. Dedim niye öyle diyorsun oğlum? Rahatsız mı oluyorsun arıyorum diye? Hayır dedi baba. Rahatsızlıktan değil, benim mesleğimi biliyorsun, tehlikeli bir meslek, şehit olma durumu var dedi. Onun için biraz soğutsan iyi olur, her gün arama. Çocuk gittikten sonra işte 17 gün sonra haberi geldi düştüğünü. Ameliyata gerek kalmamış demişler, doktorlar bize öyle söylediler. Yani oradaki arkadaşlar öyle dedi, ameliyatlık bir durum kalmadı yani. Çocuk teslim olmuş. İki katlı bina. Ama böyle ara yerde Ziraat Bankası vardı. O ara yerden düşmüş, o düşerken orada korkuluklar var. Demir cinsinden cihaz var elinde, silahı var, ağır makineli tüfek. Orada duvarlara vura vura düşmüş. İki katlı bina gördük, gösterdiler bize. Beyin kanaması. Rabbim gel demiş. O da gitti. 13 gün yoğun bakımda kaldı. 13 gün sonra da şehit düştü. Kubilay 3 aylarda Recep ayında doğmuştur ve aynen öyle olduğu 3 aylarda vefat etti. Ve ben Kubilay'a dedim ki böyle yanına yaklaşırım, öpürüm, şey yapacağım. Doktor izin verdi. Onun bir koku almış. Nasıl güzel bir koku. Rabbim dedim, bu ne koku, ne güzel kokuyor. Kubilay cennetin kokusu sinmişti. O kokuyu çok güzeldi. Helen daha yani düşündüm mü onun o şeyini alıyor. Polislerden bazıları, akrabaları zemzem getirdiler. Zemzem pamuğa böyle batırıyordum ağzına. Damlatıyordum.
ellerini buralarını siliyordum, ellerini. Yani zemzemlerle yıkandım, yüzünü gözünü hep şey yaptım, sildim buralarını. Vefatından bir gün önce. Ben bunu şehit olmadan, pazartesi günü yaptım en son. Zaten çarşamba sabahı da vefat etmiş. Sabah 5'te teslim olmuş. Yani öyle gül kokuluydu, güller nasıl gitti. Birol abi var, Birol İli. O da şehit oldu yakın zamanda. Ben bir gün çok böyle işte abim hani bastırmış mı diyelim, özlemi, hasreti bastırmış beni. Bayağı özledim onu, hani gece evde ağlıyorum işte, annemler falan, babamlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar susturabilmek için. Ama tabii özlem bu, hani bastırılıyor. O sıra biz dışarı çıktık, taksi tutacağız ki gece vakti saat 9-10 galiba. Şehitliğe gidelim, hani bir şehitliğe gideyim göreyim dedim. Biz dışarıda taksiyi beklerken o sırada Birol abi geldi. Allah şehadetini kabul etsin. Ne yapıyorsunuz hani burada falan filan, nereye falan. Ben dedim abi böyleyken böyle, hani dedim çok özledim onu. Bir özlem bastırdı yani, durduramıyorum kendimi. Sonra gittik şehitliğe. Mezar taşının önüne geldiğimiz zaman böyle yanında Kubilay abimin sureti belirdi, yüzünün şekli belirdi. Dedi ki beni mi özledin Emre? Evet abi dedim, seni çok özledim ben dedim. Hani dayanamıyorum artık sana dedim. Dedi oğlum yanında Birol var, Birol'a sarılsana dedi, o ben işte. Döndüm Birol abiye baktım. Birol abinin yüzü aynı Kubilay abimin yüzü gibiydi o an. Kendimi tutamayıp direkt boynuna sarıldım. Biraz da Birol abi uzun boyluydu. Boynuna atladım hatta. Boynuna sarıldım, atladım. Kokusunu böyle ense kökünden içime çektiğim zaman sanki Kubilay abimin kokusunu almış gibiydim. Sanki o an Birol abiye değil de Kubilay abime sarılmış gibiydim yani. Ondan sonra tabii Birol abi de şehit oldu. Ben tabutuna Kubilay abime sarıldığım zaman bir mis bir koku alıyordum. Hani cennet kokusu mu derler artık bilemem. Aynı şeyi Birol abinin tabutuna da sarıldım. Hiç değişmeyen bir tat, aynı koku, aynı haz Birol abinin tabutundan da geldi. Sonra bu olay aklıma geldi işte. Yani şehitler seçilmişlerdir. Onlara bir mühür vurulmuştur diğer alemde. Onlar da bu vazifelerini dünyaya gelerek şehit olarak tamamladılar. Allah hepsinden razı olsun. Polis evinde Tufan Bey her gün bizim yanımızda. Arkadaşları bizim yanımızda. Oranın polis evi müdürü vardı, Şahika Hanım. Biz ziyarete gittik. Kaç ay sonra? 5-6 ay sonra mı? 3 ay sonra mı? Bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. Gittik, gel gel diyordu. Akşam gittik. Saat 12 idi. Koskoca müdür bizi orada bekliyor. Öyle bir adamdı ya. Kalender adamdı. Şimdi polis arkadaşları Kubilay'ın, Tufan Müdürümün neferleri anlatıyorlar. Derdi ki Vedat amca seni çok sevmişti. Müdürümüz seni çok sevmişti. Kubilay'ı da çok seviyordu. Sen de çok sevmişti. Gece 12-1 gittik müdür. Koskoca müdür ya. Özel hareket müdürü. Beni bekliyor o saatte. Dedik Allah bin kere razı olsun. Ben razıyım. Rabbim razı olsun. Hepsinden aldı. Bizi yemeğe götürdü. Ondan sonra tekrar getirdi. Otele yerleştirdi. Polis evine. Sonra gitti. Saat olmuş 3-4. Sabahleyin bu adam 5'te 6'da. Bir daha göreve başlayacak. Yalvarırım müdürüm git istirahat et. Yok dedi. Siz buradayken ben gitmem. Öyle değerli bir insandı. Arkadaşları hakeza aynı şekilde. Tufan müdür şehit olmadan biz Erzurum'a geldikten sonra haftada 2 tane polis gönderirdi. Oradan buraya. Bizi gelir ziyaret eder. Var mı bir sıkıntı? Ondan sonra çeker giderdiler. Öyle bir adamdı. Rabbim kendine layık görmüş. Aldı yanına. Şehitlik mertebesine yüceltti. Çok değerli bir insandı. Şehit olduktan 5-6 ay sonra galiba rüyama geldi. O zaman işte tabutla rüyamda evin önüne getiriliyor cenazesi arabayla. Biz de onun arkasından hani matem şeklinde böyle ilerlerken böyle elini biri omzuma atıyor rüyamda. Bakıyorum abim dedi özlediğini duydum Emre dedi beni. Öyle dediler bana bilmiyorum falan gülerek böyle tebessüm ederek tabi bana anlattı. Özlemek ne dedim abi falan böyle sarılacaktım bir anda. Hani abi dedi sesini çıkartma hani görmesin kimse beni tanımasın şimdi dur gitsin bunlar dağılsın sonra biz iletişime geçelim seninle. Tabi herkes gitti evlere çekildiler çadıra girdiler. Ben abimle kaldım abime bir boynuna atladım hemen direkt sarılarak onu öptüm falan. Dedi benim gitmem vaktim geldi Emre gitmem lazım ben artık dedi falan. Niye abi dedim hani gelmişsin yaşıyorsun niye gidiyorsun senin için izin aldım dedi ben Emre. Yani çok zor bir şekilde senin için oradan izin aldım dedi ben geldim. Dedim gitme abi tamam benim için yine gitme. Yok dedi öyle olmaz dedi. Benim orada kurulu bir düzenim var ve ayıptır söylemesi yaşadığınız evden daha da güzel bir evim var benim orada dedi. Yani sabah uyandığım zaman gözlerimden yaş akmış. Tabii yastık su olmuş böyle hani rüyamda da ağlamışım evet. Yani 1-2 hafta bu rüyanın etkisinden çıkamadım hatta okula falan gidemedim. Odaya kapattım kendimi sürekli böyle Kur'an okudum hani. Yani şehitler ölmez sözünü harbiden o an yaşadım yani. Şehit olduğu gün
daha hala defnedilmemiş. O gece ablası rüyasında görüyor. Ben böyle oturmuşum yatağın başında ağlıyorum. Kubilay geliyor, böyle beni omuzuma elimi vurur. Yeşil bir tişörtü var zaten onun. O üzerinde ben böyle döndüm. Bakıyorum ki Kubilay, dir abla niye ağlıyorsun? Ağlama. Böyle olduğu için ben çok mutluyum. Ağlama dir, ben çok iyiyim. Canım çok yanıyor. Ağlamadığımız gün yok. Kesinlikle buna yemin de ederim. Her gün ağlarız. Her sabah ben giderim şehitliğe. Bir gün içinde iki kere, üç kere gittiğim olur. Çok ağladığım zaman diyor, kalk git. Oranın yanına ki rahatla gel. Ama şehitlik mertebesi, peygamberler bile gıpta etmiş o mertebeye. Çok gururluyum. Çocuğum şehit olmuş. Çok güzel bir duygu. En yüce mertebeye çıkmış. Ben şehit babasıyım. Gururluyum. Acısı çok büyük. Ama ondan daha büyük, ben şehit babasıyım. Onur verici, gurur verici. Şimdi eski Vedat'ı hiç kimse tanımazdı. Galaya bile almazdılar. Ama şimdi Kubilay'ın şehitliğinden dolayı saygı görüyorum. Öyle bir mertebe yani. Allah'ın katında en büyük mertebe. Peygamberlikten sonra gelen en büyük makam. Daha bundan daha gurur verici bir şey olamaz. Bir Kubilay gider, bir Kubilay gelir. Benim iki oğlum daha var. Bu şadet şerbetini onlara da Rabbim nasip ederse beni daha çok mutlu eder. Çünkü o öyle bir güzel duygu ki bunların kendileri de istiyorlar. Ben Ümre'ye gittim, bana diyorlar, dua ettin mi bize? Abim gibi olmayı. Rabbim dilerim öyle bir şey der. Vatanımızın sağ olsun. Bayrağımız yere düşmesin. Bir Kubilay gider, bir Kubilay gelir.